Sevgili gençler, hepinize merhabalar. 19 Nisan'da girdiğimiz TYT deneme sınavının kimya sorularını çözeceğiz şimdi sizinle beraber. Ben soruları kağıda çıkardım. Tabii sizin kitapçanıza göre karışıktır buradaki sorular. Bakalım şimdi hızlı bir şekilde çözelim bunları. Birinci sorumuz hal değişim grafiği verilmiş bize. Sıcaklık zaman grafiği. Hal değiştirme olayı var gördüğünüz gibi grafikte. Okuyalım soruyu. Bir X maddesinin ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre X ile ilgili. Şimdi X maddesinin ne olduğu belli değil. Yani element de olabilir, bileşik de olabilir X maddesi. Ancak grafiğe baktığımızda grafikte iki kere hal değiştirme olayı meydana gelmiş. Şimdi iki tane hal değiştirme olayı varsa bunun iki alternatifi var demektir. Birincisi bu madde katı madde ise, eğer X maddesi katı madde ise birinci bölgede katıdan sıvıya hal değiştirmiş, ikinci bölgede sıvıdan gaza ya da buhara hal değiştirmiştir. Yok eğer katı madde değildi bir karışım ise, örneğin alkol su karışımı gibi homojen bir karışım ise ilk bölümde T1 ile T2 arasında alkol hal değiştirmiştir, T3 ile T4 arasında da su hal değiştirmiştir. O zaman arkadaşlar soruyu çözerken bu iki alternatifi de düşünerek çözmemiz gerekiyor. Şimdi yargıları okuyalım. 1. Hangileri doğrudur diye sormuş bize. Saf madde ise, evet eğer bir saf katı madde ise B derecede kaynamaya başlar diyor. Evet B'de eğer bir katı madde ise o zaman saf bir katı olmak zorundadır. O zaman da B derece santigratta kaynamaya başlar doğrudur. Karışım ise, örneğin alkol su karışımı gibi bir karışım ise en az iki farklı madde içerir. Evet bu da doğrudur. Çünkü iki defa hal değiştirmiş. O zaman en az iki farklı madde içerir. T3 T4 zaman aralığında madde heterojen yapıda bulunur. T3 ile T4 arasında eğer bu saf bir katı madde ise o zaman T3 ve T4 zaman aralığında sıvıdan buhara geçiş olduğu için burada yapısını soruyor. Heterojen yapıda bulunur. Evet, heterojen yapıda bulunabilir diye ifade ediyoruz. O zaman Edirne bu sorunun doğru cevabı olacak. İkinci soruya geçtiğimizde, ikinci soru asit bazlarla alakalı bir soru. Yukarıda verilen kaplardaki çözeltilere belirtilen metal çubuklar daldırılmıştır. Şimdi buna göre hangileri doğrudur diye bize soruyor. Önce bakalım kaplarda ne var? Alüminyum metali, sodyum hidroksit, baz çözeltisi. Bir kere arkadaşlar şuna bakmamız lazım. Bazlar sadece amfoter metaller ile tepkimeye girerler. Tekrar ediyorum. Bazlar sadece amfoter metaller ile tepkimeye girerler. Ve bu tepkime sonrasında tuz artı hidrojen gazı oluşur. Burada bakın baz çözeltisine alüminyum amfoter metaldir. Atıldığında dolayısıyla reaksiyon gerçekleşir. O zaman birinci kapta hidrojen gazı çıkar. Bu doğru bir ifadedir. İkinci kaba baktığımızda demir katısı nitrik asit çözeltisine batırılmış. Asitler metaller ile tepkimeye girerler. Kim hariç? Soy metaller hariç. Soy metallerinde özel durumu vardı. Ona da bakacağız üçüncü yargıda. O zaman demir ile HNO3 çözeltisi yani nitrik asit çözeltisi tepkimeye girer ve bu tepkimeden de yine tuz artı hidrojen gazı oluşur. Diyor ki bize ikinci kapta NO2 gazı açığa çıkar, yanlış, hidrojen gazı açığa çıkar ikinci kapta. Üçüncü kaba bakalım şimdi. Bakır metali sülfürik asit çözeltisine batırılmış. Bakır yarı soy metaldir. Yarı soy metaller sülfürik asit ve nitrik asit ile tepkimeye girer. Ancak bu tepkimede hidrojen gazı çıkmaz. NO2 gazı çıkabilir. SO2 gazı çıkabilir. Bir de NO gazı çıkabilir. Şimdi baktığımızda bu sülfürik asit olduğuna göre o zaman buradan çıkacak olan gaz SO2 gazı yani kükürt dioksit gazıdır. Üçüncü kapta bakır metali aşınır. Evet doğru bir ifadedir. Çünkü reaksiyon gerçekleşir. O zaman bu sorunun doğru cevabı Bursa olması gerekiyor. Evet, diğer bir soruya geçtik. Evet, bu soruda arkadaşlar
Maddenin halleri ünitesinde katılarla alakalı bir soru. Katı türleri, katı çeşitleri ile ilgili bir soru. Yukarıda verilen katıların kristal türü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye bize sormuşlar. Yani bu katıların türlerini soruyor bize. Katılar ikiye ayırmıştık, hatırlayın. Amorf katılar, kristal katılar şeklinde. Şimdi burada amorf katı yok. Bu ikisi kristal katı. Bu iki katının çeşidini belirlememiz gerekiyor. Elmas, arkadaşlar burada elmas kovalent katıdır. Çünkü kovalent katıların tanımında ne diyoruz? Tanecikler arasında kovalent bağ, ağ örgülü kovalent bağlar, kovalent katılar meydana getirmiştir diye söylüyoruz. O yüzden de elmas kovalent bir katı türüdür. Şeker, şekerde de arkadaşlar burada da moleküller arası etkileşimler söz konusudur. Moleküller arasında van der Waals ya da hidrojen bağları varsa o zaman bunlar da moleküler katı olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla şeker, bakın, kovalent bağlı ve moleküler bir katıdır. Çünkü şeker molekülleri arasında hidrojen bağları vardır. O zaman bu sorunun doğru cevabı Ceyhan olması gerekiyor. Evet, bir diğer sorumuz kimya her yerde ile alakalı bir soru. Bakalım şimdi yukarıda verilen X ve Y maddeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi X maddesi sodyum hipoklorit, yani çamaşır suyunda bulunan maddedir. Çamaşır suyun etken maddesidir. O zaman bakalım X maddesi çamaşır suyun etken maddesidir. Direkt zaten onu sormuş bize. Evet, doğrudur. Y maddesi suyun sertliğini giderir. Y maddesi sodyum karbonattır. Sodyum karbonat sudaki sertliği gideren maddelerden bir tanesidir. Sodyum karbonat iyonuyla birleştiği için bu da doğrudur. Her ikisi de suda iyonlaşarak çözünürler. Evet, her ikisi de suda iyonlaşarak çözünür diye ifade ediyoruz. Çünkü bunların ikisi de arkadaşlar iyonik bağlı bileşiklerdir. Suda iyonlaşırlar. O zaman değiştirdik. Evet. Diğer sorumuza geçtik. Beşinci soru. Beşinci soru hem periyodik tablo hem de atomla alakalı bir soru. Bakalım şimdi bize ne verilmiş soruda? X ve Y maddelerin X ve Y iyonları verilmiş. X eksi 1 ve Y artı 1 iyonlarının katman elektron dizilimleri yukarıda verilmiştir. Şimdi burada biraz bilgimizi değerlendirelim. X maddesi arkadaşlar bakın 2,8,8, yani 18 tane elektronu var. Y maddesine bakalım. Y maddesi de yine aynı, Y iyonu daha doğrusu. X eksi 1 iyonu, Y artı 1 iyonu da 18 tane elektronu var. O zaman buradan yük artı elektron sayısı eşittir bize proton sayısını verir. Yük artı elektron sayısı eşittir bize proton sayısını verir. Şimdi bunların arkadaşlar proton sayısı ya da atom numarasını bulduk. X 17, Y de 19 olarak bulduk. Şimdi diyor ki bize çekirdeklerinde 20'şer yüksüz tanecik bulunur. 20 tane yüksüz tanecik demek nedir? Nötron sayısıdır. Çünkü çekirdekte yüksüz olan tanecikten nötronları gösteriyor. O zaman bunların nötron sayıları da 20'ye 20 olduğuna göre, dolayısıyla bunun kütle numarası kaçtır? 37'dir. Bunun kütle numarası kaçtır? 39'dur. Bulunan X ve Y element atomları. Bakın burada X eksi 1 ve Y artı 1 iyonları verilmiş. Ama bize soruda ne diyor? Element atomları diyor. Element atomları demek bunların nötr hallerini almamız demektir. O zaman bunların nötr halleri 37, 20, 17, 17 şeklinde alıyoruz. Nötr taneciklerde proton, nötron ve elektron, proton, nötron sayısı, dolayısıyla da kütle numarası değişmez. Aynı şekilde 39, 20 ve 19 olarak aldık. O zaman burası da yüksüz olduğu için 19 olarak yazmamız gerekiyor. Buna göre hangileri doğrudur diye bize sormuş. Şimdi birbirinin izotopudur. İzotop tanecikler neydi? Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı tanecikler.
Bunlar bakın proton sayıları aynı olmadığı için dolayısıyla bunlar izotop olamazlar. Çekirdek yükü arkadaşlar çekirdek yükü demek çekirdekteki yük yani proton sayısı demektir. Çekirdek yükü yani proton sayısı büyük olan Y'dir. Evet doğrudur. 19 tane protonu var. Aynı periyotta bulunurlar. Şimdi bunların elektron dizilimlerini tekrar yazalım. Katman elektron dizilimlerini. 2, 8, 7, 17 oldu. Bunun katman elektron dizilimini yazalım. 2, 8, 8, 1, 19 oldu. Bakın bu 3. periyotta, bu 4. periyotta. Periyot sayıları farklı olduğu için aynı periyotta bulunmazlar. Çapı küçük olan X'tir diyor. X'in periyot sayısı yani katman sayısı daha küçük olduğuna göre o zaman çapı da nedir? Daha küçüktür. Yani Ceyhan aradığınız cevaptır. Evet. Diğer soruya geçtik. Evet. Burada da arkadaşlar kimyasal bağlarla alakalı bir soru hazırlamışlar. Hidrojen ve X bileşiği ile ilgili. Şimdi sorunun geri kalanına bakmadan önce X bileşiğini bir kontrol edelim. Bakın X bileşiğinin elektron sayısına dikkat edin. 2, 4, 6, bir tane de burada var 7. Yani 7 tane elektronu olan X bileşiğinin son katmanında 7 tane elektronu olan X bileşiği kesinlikle 7A grubu elementidir. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar elektron ortaklaşması meydana geldiğine göre o zaman bu kovalent bağlı bir bileşiktir. Kovalent bağlı bir bileşiktir. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bakın kesinlik ifadesini de işaretledik. Şimdi bakalım. Yoğun fazda molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur. Şimdi hidrojen bağının olması için hidrojen elementinin fon atomları ile yaptığı bileşikler olmalıdır. Şimdi burada fon olan flor yani 7A grubunda bulunan flordur. X bileşiği son katmanında 7 elektron var 7A grubunda ama bu flor da olabilir, klor da olabilir, brom da olabilir, iyot da olabilir. Bu şu anda belli olmadığı için yani flor olup olmadığı noktasında kesin bir şey söyleyemediğimiz için moleküller arasında kesinlikle hidrojen bağı vardır diyemeyiz. Kesinlikle doğrudur diyemeyiz. X1 halojendir. Evet, kesinlikle halojendir. Oda koşullarındaki sulu çözeltisinin pH değeri 7'den küçüktür. Bu da doğrudur. Çünkü HX bileşiği asidik karakterlidir. Asidik karakterli bileşiklerinde pH değerleri sulu çözeltisindeki pH değerleri 7'den küçüktür diye Denizli aradığımız cevap işaretliyoruz. Evet. Bu denememizin son sorusu. Doğada olaylar gerçekleşirken kimisinde maddenin dış yapısında yani fiziksel özelliklerinde, kimisinde de hem iç hem dış yapısında yani kimyasal özellikleri ve fiziksel özelliklerinde değişiklikler meydana gelir. Yani ilk kısım arkadaşlar fiziksel olayları, ikinci kısım da kimyasal olayları bize anlatıyor. Maddenin dış yapısında meydana gelen olaylarda yani fiziksel olaylarda zayıf bağlar koparken yani moleküller arası etkileşimler zayıf bağlar koparken iç yapısında meydana gelen olaylarda da güçlü etkileşimler kopar. Yani atomlar arasındaki bağlar etkileşimler kopar. Buna göre yukarıda verilen olaylardan hangilerinde maddenin yalnızca dış yapısında değişiklikler meydana gelmiştir diye bize sormuşlar. Şimdi yalnızca dış yapısında değişiklikler meydana geldiyse o zaman arkadaşlar bu kesinlikle fiziksel olaylardan bahsediyor. O zaman yukarıda verilen şu 3 olaydan hangileri fiziksel bunları bulmamız gerekiyor. Şekerin suda çözünmesi kesinlikle fiziksel bir olaydır. Camın kırılması kesinlikle fiziksel bir olaydır. Su buharının yoğunlaşması ya da yoğuşması kesinlikle fiziksel bir olaydır. O zaman burada da aradığınız cevap Edirne diye söylüyoruz. Evet. AYT denemesinde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.